Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Uğur Sezer. Bu derste opacity ve flow arasındaki farkın neden bu kadar önemli olduğuna değineceğiz. Çok sık kullandığımız fırça ve clone stamp gibi araçlarda opacity ve flow seçeneği var. Bu iki ayar arasındaki fark bilinmediği için ya dikkat edilmeden rastgele kullanılıyor ya da fırçanın şiddetini ayarlamak için opasite ile çalışılıyor. Fakat retouch'ta maskeleme yaparken, cam Burn yaparken bu iki seçeneğin farkının bilinmesi bizim için hayati öneme sahip. O yüzden bu kritik dersi dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Olarak opasite ile başlayalım. Opasiteyi %20'ye düşürüyorum. Flow değerim %100 ve Airbrush seçeneğim kapalı. Buradan da siyah rengi seçtim. Mouse'un sol tuşuna bastım arkadaşlar. Şimdi sağa doğru çekiyorum. Tuşu kaldırmadan. Buraya kadar herhangi bir özel durum yok. %20 opasiti miktarında ya da %20 şiddetinde siyah rengi fotoğrafıma enjekte etti. Mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum ve kaldırmadan tekrar sola çekiyorum. Tekrar sağa çekiyorum. Yani geçtiğim yerlerin üzerinden mouse'u bırakmadan tekrar tekrar geçmeme rağmen buradaki %20'lik şiddet artmıyor. Birinci tıklamanızdan sonra mouse'u kaldırmadan aynı yerin üstünden geçseniz dahi opacity miktarı neyse orada kalır ve daha da üstüne koymaz. Yani %20 üstüne koya 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 ilerlemez. Fakat bu durum gerçekçi değil. Şöyle bir hayal edelim. Bir duvarı boyuyorsunuz. Bir fırça aldınız ve fırçayı bir kere aşağıdan yukarı duvara sürdünüz. Tekrar o fırçayı yukarıdan aşağı sürdüğünüzde aşağıdan yukarı sürdüğünüzde o duvardaki boya miktarının artması lazım. Ya da şöyle hayal edelim. Biz sulu boya yapıyorsunuz. Sulu boya fırçasını kanvasa sürdünüz. Fırçayı kaldırmadan aynı yerin üstünden geçerseniz ne olur? Oradaki boya miktarı ya da şiddeti artar. Fakat opasite de mouse'un sol tuşuyla bir kez tıkladım. Sol tuşu bırakmadan aynı yerin üstünden birkaç defa geçsem dahi buradaki şiddet neyse arkadaşlar o şiddette kaldı. Bunun nedeni opasitinin bilgisayar vari bir şey olması. Opacity bu yüzden gerçekçi bir şey değil. Ben ne zaman ki buranın şiddetini artırmak istersem mouse'un sol tuşunu bırakmam ve yeniden tıklamam lazım. Ve bu durumda tekrar bir %20'lik miktarı enjekte ediyor arkadaşlar. Fakat burada görüldüğü gibi çizgilerin gözükmesine neden oluyor. Ben tekrar bir %20'lik enjekte etmek istiyorum. Mouse'un sol tuşunu bıraktım. Sürekli tık 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 yapmam lazım. Bu tık 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 yapmanın karşılığı da arkadaşlar bakın maskelemelerinizde ya da dacenbörnlerinizde bu tarz çizgilerin oluşmasına neden oluyor. O yüzden klon stamp ya da fırça gibi hiçbir araçta yumuşak geçişlere sahip olmak için fırçanın şiddetini ayarlamak adına opacity seçeneği kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi flow'u deneyelim. Opacity'yi %100'e çıkartıyorum. Flow'u ise %10'a düşürüyorum. Mouse'un sol tuşuna bir kez tıkladım ve soldan sağa doğru çekiyorum. Arkadaşlar şu noktaya kadar opacity ile flow arasında hiçbir fark yok. İkisi de bir şiddet ayarı belirtiyor. Full Hava %10 belirlediğim için %10'luk bir rengi fotoğrafa enjekte etti. Farkı şurada. Mouse'un sol tuşunu bırakmadım hala. Aynı yerin üstünden tekrar tekrar geçersem %10'luk bir miktarı mouse ile tık 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 şeklinde yapmadan aynı yere enjekte edebiliyorum. Yani yavaşça tek bir mouse tıkı ile buradaki şiddeti artırabiliyorum. Böylece opasiti de oluşan şu sert geçişleri ve sürekli tık 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 yapma seanslarını bırakıp çok daha yumuşak geçişlere sahip aynen gerçekçe olduğu gibi bir sulu boya fırçasıyla bir kanvasın üstünde şiddeti artırmak için tekrar tekrar gezinmem gibi buradaki şiddeti kolay bir şekilde artırabiliyorum. Böylece bir fotoğrafa etki vermek istediğimde çok yumuşak bir şekilde istediğim alanın etkisini artmasını sağlayabiliyorum. Örneğin flow'un değerini %2'ye düşürürsem çok daha yumuşak geçişlere sahip olur. Şuradaki boşluğu doldurmak istiyorum. Bakın çok yumuşak bir şekilde %2 artı arta tek bir mouse tıkıyla Buradan üstünden geçerek sürekli yavaşça burayı artırarak buradaki boşluğu arkadaşlar doldurabiliyorum. Bakın şuradaki çizgiler nerede? Burada bizim flow'la elde ettiğimiz yumuşak geçiş nerede? Flow çok daha gerçeğe yakın ve çok daha yumuşak geçişli maskeler oluşturmanıza imkan verdiği için kesinlikle tercih edilmeli. Opasite kullanımından flow kullanımına geçerken şuna dikkat etmelisiniz. Opasite kullanırken belki de %20, %30 gibi çok yüksek şiddetlerde fırçayı kullanabiliyordunuz. Ama flow kullanımında bunu çok ama çok azaltmalısınız. Bunun nedeni Flow'un çok hızlı bir şekilde %100'e erişmesi ya da siz farkında olmadan mouse'unuzla aynı yerin üstünden birkaç defa geçebilirsiniz. Ben Flow değerini %30 yaparak bu senaryoyu size göstermek istiyorum. %30 yaptım, şuraya bir kere tıkladım ve üstünden geçtim. Şu an opacity ile bir farkı yok. Ama ben bir yerin şiddetini artırmak istersem şöyle geçtiğimde çok kolay bir şekilde %100'e ulaşabiliyorum. Belki de istemediğim bir alanda küçük bir mouse hareketiyle bunun taşmasına neden de olabiliyorum. O yüzden hızlı bir şekilde arttığı için kontrolü elimizde bulundurmak adına flow değerini düşükte kullanmalıyız. Yaptığımız hatalı mouse hareketlerinde de böylece daha az görünür olacaktır. Ne demek istiyorum? Flow'u %30 yerine %5'te kullanın. Aynı yerin üstünden şöyle hafif hafif geçerek bunu artırırsanız hem sorun yaşamaz hem de kontrolü tamamen elinizde bulundurursunuz. Opasite'deki yüksek şiddet anlayışımızı flow kullanırken bırakmalıyız. Dajan Burn gibi özel işlemlerde %1, %2 gibi flow değerleri kullanılır. Benim flow kullanma alışkanlığım arkadaşlar %1 ile %5'i geçmez. Airbrush seçeneğinin ne olduğunu daha iyi anlamak için bir kıyaslama yapmamız lazım. Opacity her zaman olduğu gibi %100. Flow değerimi %15 olarak belirledim. Rengim ise siyah. Şimdi masumu hareket ettirmeden buraya bir kez tıklıyorum. Buraya flow şiddeti oranında siyah rengi enjekte etti. Ben şiddeti artırmak için flow kullanırken küçük de olsa hareketler yapmam lazım. Şimdi ikinci olarak bunu yapacağım. Mouse'umla bir kez tıklıyorum. Hafif sağa hafif sola hareket ettirerek oradaki şiddetin artmasını sağladım. Yani flow ile çalışırken şiddet artırmak için hareket yapmanız lazım. Airbrush seçeneğini aktif ederseniz arkadaşlar Flow'u kullanırken şiddet artırmak için hareket ettirmenize gerek yok. Hemen bunu deneyelim. Bakın tıklıyorum ve mouse'u hareket ettirmiyorum. Zaman içinde oradaki şiddetin nasıl arttığını görüyorsunuz. Tekrar üste aynısını yapıyorum. Tıklıyorum. Hiçbir hareket yapmıyorum fakat şiddet artıyor. Yani Flow seçeneği normalde mouse'u basılı tutarak sağa sola hareketlerle şiddeti artırırken Airbrush seçeneğini aktif hale getirdiğinizde hareket ettirmeden zaman içinde şiddetin artmasını sağlıyor. Bu aslında bir boya tabancası gibi düşünebilirsiniz. Boya tabancasını prize taktınız, tuşuna bastınız, hareket ettirmeseniz dahi duvarda püskürttüğünüz o noktadaki boya miktarı artacak. Fırçanızı bir boya tabancasına dönüştürüyorsunuz. Bazen arkadaşlar maskeleme yaparken çok küçük hareketler yapsanız bile istemediğiniz alanlara taşabiliyorsunuz. Ama flow kullanırken de şiddet artırmak için küçük hareketler yapmak lazım. İşte bu durumlarda belirlediğiniz sınırlar çerçevesinde kalarak kontrollü bir şekilde şiddet artırmak için hareket yapmak yerine zaman seçeneğini aslında airbrush seçeneğini devreye sokuyorsunuz. Örneğin ben burada hareket ettirmeden şurayı yapmak istiyorsam küçük hareketler yapabilirim ve airbrush seçeneğini de aktif ederek çok fazla buranın dışına taşmadan hafifçe burayı seçebilirim. Airbrush seçeneğini maskeleme yaparken veya bir alanı daha hızlı bir şekilde boyamak istediğimizde aktif ediyoruz. Ara sıra kullanacağımız bir seçenek. Arkadaşlar işin özeti şu. Bundan sonra fırça, klon stem, silgi gibi Photoshop araçlarında şiddet ayarlamak için opacity seçeneği yerine flow seçeneğini kullanacağız. Özel durumlar haricinde tabi. Opacity seçeneğini kullanmamak demek ise her zaman opacity seçeneğini yüzde yüzde bırakmak anlamına geliyor. Flow'u kullanırken de yüksek flow değerlerinde değil, düşük flow değerlerinde kullanarak hem kontrollü bir şekilde şiddetin artmasını sağlayacağız hem de geçişlerin hiçbir şekilde belli olmamasını sağlayacağız. Airbrush seçeneğine de gelince, özel durumlar haricinde airbrush seçeneğini de kullanmayacağız ama bazen bizi hızlandıracağı aşamalarda destek alabiliriz onun haricinde her zaman opasitimiz %100 full of değerimizde %1 ile 5 arası gibi ideal bir değerde tutarak retouch çalışmalarımızı tamamlayacağız.